Efendim, İstanbul'da Yeni Kapı'da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri etkinliklerindeyiz. Tabi fırsat buldukça ara ara sizlerle hemşerilerimizi buluşturuyoruz. Yine İstanbul'da kıymetli bir hemşerimizle birlikteyiz. Efendim, geleneksel sanatlarımız arasında bulunan Çin'i sanatıyla iştigal eden ve özellikle bu sanatı nesilden nesile aktarma gayretinde olan Afşinli hemşerimiz Şerife Bağcıvan ile birlikteyiz. Hem kendisini tanıyacağız hem de yapmış olduğu bu sanatla alakalı püf noktalarını öğreneceğiz inşallah. Ablacığım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sizleri gördük, daha iyi oldu. Evet, memleketimizden uzak yerlerden, yollardan geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Aynen, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Şimdi ablacığım şöyle, elbette ki biz zaman zaman gelip gittikçe sizleri tanıdık, çok da memnun olduk ama tanımayan hemşehrilerimiz için Şerife Bağcıvan kimdir, tanımak istiyoruz efendim, buyurun. Şerife Bağcıvan, Kahramanmaraş, Afşin, Arıtaş kasabasında doğmuş. Ortaokul, lise eğitimini orada tamamlamış bir memleketliniz. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çok güzel. Memleketliniz. İşte üniversite sınavında seramik bölümünü yazdım. İlgim vardı zaten çamurla haşır neşir olmaya. Evet. 95 mezunuyum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni bitirdim. Akabinde bir yıl vekil öğretmenlik yaptım, başvurduğum bölüm açılana kadar. Sonrasında açılan bölüm haberi geldikten sonra İzmir'de işe başladım. Uzun yıllar endüstriyel alanda, büyük seramik fabrikalarında, mutfağında, laboratuvar kısmında çalıştım. Çok güzel. Yaklaşık 10 yıldır da İstanbul Kartal'da, Kartal Belediyesi'nde artık hani son aşaması olan Çin'i hiç uygulamamıştım. Çin'i sanatını çok güzel icra etmeye başladım. Yetişkinlere kurs veriyoruz biz bu şeyde, Kartal Belediyesi bünyesinde. Bir kısmı meslek ediniyor, bir kısmı hobi olarak bu işi yapmaya devam ediyor. Bütün teknik kısımlarını öğretiyoruz. Bütün çalışmaların en ince ayrıntısına kadar gösteriyoruz ve yardımcı oluyoruz öğrencilerimize. Süper abla. Şimdi değerli izleyiciler, Çin sanatı geleneksel sanatlarımız arasında ve özellikle yaşatılması için de çok büyük gayretler, çabalar var. Bu yönde de özellikle ülkemizin birçok yerinde kurslar açılıyor. Tabii Şerife Hanım da cidden çok büyük emekler vererek eserler ortaya çıkarıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi özellikle bizler şunu merak ediyoruz. Şerife Bağcıvan bu meslekle, bu sanatla ne zaman tanıştı? Bu meslekle dediğim gibi 1995 mezunuyum. Üniversiteyi bitirdiğim yıldan itibaren yaklaşık şu an 29 yıl oluyor sanırım. Hesaplayamadım ama. Bitirdiğim yıldan itibaren bu işi yapıyorum. Çin'i sanatı geleneksel sanatlarımız arasında süsleme sanatı olarak geçiyor. İşte hamamlarımızda, camilerimizde çokça görebiliyoruz. Evet. Ama bunun yanı sıra evlerimizde işte duvar tabak süsleri, vazolar, takılar yapıyoruz. Daha da incelterek takılar yapıyoruz. Daha da geliştirdik. İşte ahşap sandıklar yapıyoruz. Sandıkların evet, arasına çinileri yerleştiriyoruz. Bazen evlerde uygulama yapıyoruz. Kapıların nişlerini süslüyoruz. Üst kısımlarını süslüyoruz. Evimizin, hayatımızın her alanına bu çiniyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Çini topraktan gelen bir malzeme. Toprağın verdiği pozitif enerjiyle dokunduğumuz zaman zaten bizi mutlu ediyor. Tabii yani. Ben bir de mesleğimi çok sevdiğim için herhalde, yani bana inanılmaz pozitiflik katıyor. Şimdi değerli izleyiciler, bakar mısınız? Şimdi bu çiniye baktığınızda, bu tabak üzerindeki özellikle çalışmaya baktığınızda emeği, göz nurunu ve sabrı aynı anda görebilirsiniz. Yani gerçekten muhteşem bir eser evet, var. Kız Kulesi işlenmiş. Yani düşünün, bu tür çalışmalar evinizin en güzel tarafını, iş yerinizin en güzel tarafını süslüyor. Ama bu böyle pat diye olacak bir şey değil. Sabırla ve el emeğiyle, göz nuruyla olan şeyler. Doğru mu ablam? Çok doğru. Şu an burada gördüklerimiz zaten daha basit alınmış desenlerimiz. Daha ağır kütahya çinileri çalışıyoruz aslında biz. Ama buraya tabii ki az kısmını getirebildiğim için hani bunları görebiliyoruz. Ne demiştiniz devamında? Bir şey dediniz ama. Şöyle, şimdi bu en fazla da yani rağbet gören çalışmalar olduğu için
belediyeler bu işlere oldukça yoğunlaştı. Tabii yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Çünkü el sanatı, hani meslek ediniyor artık insanlar. Aynen. Siz de Kartal'da özellikle bu işi devam ediyorsunuz. Kartal'da evet 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu gördüğünüz malzemeler bu şekilde ham haliyle bize geliyor. Ham bisküviyi alıyoruz. Biz bisküvi diye tabir ettiğimiz malzeme bu. Deseni istediğimiz deseni istediğimiz şekilde belirliyoruz ve üzerine çalışıyoruz. Önce çizim yoluyla sonra işte tahrirliyoruz. Hepsini yapıyoruz ve en son sırlama aşaması ve fırınlama aşamasından sonra bu camsı tabakayı elde ediyoruz. Teknik olarak hani kısaca girmek gerekirse. Peki siz orada aynı zamanda geleceğin Çin'i ustalarını yetiştiriyoruz. Evet. Var o şekilde. Yetiştirdiğim elemanlarım var. Meslek olarak yaşı biraz daha genç olan, çünkü benim her yaş grubundan var. Şu an 87-88 yaşına girdi bir öğrencim de var. Aynı zamanda 28-29 yaşında öğrencim de var. Evet. Genç olanlar ve meslek edinmek isteyenleri önce teknik bilgiyi veriyorum. Sonrasında kademe kademe daha üstte taşıyarak sertifika programını veren yerlere yönlendiriyorum. Ve orada sertifikalarını aldıktan sonra artık onu meslek olarak yapabilecekler. Bir eğitmen olarak ayaklarını yere basacak şekilde yetiştiriyorum. Çok güzel. Siz aynı zamanda İstanbul'da Maksat grubu üyesisiniz. Evet, doğru mu? Evet. O da ayrı bir taraf. O da ayrı bir güzellik. Kültürün, evet. Sanatın harmanlandığı bir yer. Şöyle efendim, şimdi bu mesleğe başlamakta çekinenler, başlamak isteyip başlayamayanlar veya boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmek isteyenlere ne tavsiye edersin? Başlamak isteyip başlayamayanlar kesinlikle tedirgin olmasınlar, kesinlikle korkmasınlar. İyi bir eğitmen, iyi bir hocaya denk geldikleri zaman büyük keyif alacaklar ve asla kopmak istemeyecekler bundan. Çünkü dediğim gibi toprağın verdiği pozitif enerji zaten otomatik olarak geçiyor insanlara. Aynen. Korkacak hiçbir şey yok. Yeteneğin var mı yok mu diye asla korkmayın. Benim gelen her öğrencim, hocam ben bunu yapamam, elime fırça kalemi almadım, uzun yıllar ortaokuldan sonra kalemi almadım, fırça almadım diyen her öğrencime inanılmaz güzel panolar, evlerine aynalar yaptırıyorum. Özellikle evet. İşlevsel olsun abajurlar yaptırıyorum ki hani çok güzel şeyler çıkıyor. Keşke sizi geçen hafta kendi sergimde ağırlayabilseydim. Evet. Asıl orada bütün güzellikler görünebilirdi. Az da olsa böyle giriş yaptık. İnşallah daha devamında İnşallah. Güzel bir şey. Belki Afşin'de benim aslında istediğim şey hem memleketim olduğu için Afşin Eshab-ı Keyif'te çok güzel bir galeri alanı var. Orada bir sergi yapabilirsem mesela benim için çok bekleriz inşallah. Keyif olur, mutluluk Tabii ki. Olur. Hemşehrilerimiz de bu şekilde güzel sanatlarla buluşmak isterler eminim. Şimdi değerli izleyiciler, elimizden geldiğince biz gurbetteki hemşehrilerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Ama bu arada Afşin'de Atlas Dağı'nın öbür tarafına geçen ve edindikleri mesleklerle de başarıdan başarıya koşan ve aynı zamanda bu meslekleri de gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmanın peşinde olan kıymetli hemşerilerimizi özellikle sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de Şerife Bağcıvan hanımefendiyle birlikteydik ve bu güzel eserleri konuştuk. Bu emeği konuştuk, sabrı konuştuk. Sabır. Sabır. Aynen. Nasiptir inşallah bir gün memleketimizde de sizleri bu eserlerle beraber görmeyi arzu ederiz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize çalışmalarımızı duyurduğunuz için Eyvallah. Ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Baş çok sağ olun. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sizler inşallah sizler sayesinde bu eserler nesilden nesile aktarılacak. Biz zaten kendimizi köprü görevi görüyoruz. Geçmişten geleceğe. Hani taşıyıcı, Aynen. miras taşıyıcı. Biz. Aynen. Bu geçmişteki mirasımıza ne kadar sahip çıkarsak aslında Aynen. ayaklarımız yere o kadar güzel basar. Güzel. Onun için ikinci bir üniversite olarak da miras taşıyıcı bölümünü okumak istiyorum ki iyice şey olsun, yerleşsin artık. Muvaffakiyetler diliyorum ben Çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim.